Herkese merhaba arkadaşlar. Frekans Adam'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 30 Mart'ın 31 Mart'a bağlandığı gece Google Play filmler Türkiye'de de kullanıma açık hale getirilmişti. Birçok yerde haberi çıktı. Hemen deneme fırsatı buldum ama saat 1, 2 hatta 3 civarında bile şu an desteklenmiyor uyarısı alıyordum. Ama bu sabah girdiğimde, uyandığımda artık Google Play filmlerinde Türkiye'de de kullanıma açık olduğunu gördüm. Beraber ilk girişi yapacağız. Giriş yapmadan önce yorumları biraz okumak istiyorum. Biliyorsunuz ki Google Play filmler ile Google Play'de satın aldığınız veya kiraladığınız filmleri seyredebilirsiniz. En sevdiğiniz filmleri Android telefonunuzda veya tabletinizde ya da Chromecast kullanarak herhangi bir HD TV'de anında seyredebilirsiniz. Ayrıca videoları indirerek internet bağlantınız olmadığı halde bile seyretmeniz mümkün. Aradığınız film henüz kullanıcılara sunulmadıysa filmi istek listesine ekleyebiliyorsunuz. Böylece film satışa veya kiralanmaya hazır olduğunda anında bilgileniyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden özelliklerden biri de şuydu. Mesela film izlerken oyuncular ya da film müziği hakkında bilgi kartlarını bize sunmasıydı. Neyse, incelemeye tam anlamıyla başlamadan önce birazcık yorumları okumak istiyorum. Web Tekno'da geldi yazıyordu ama hala uyumlu değil Türkiye'ye. Ya dün gece tam anlamıyla geldi yazıyordu her yerde ama milleti galeyana getirdiler. Aslında tam başlamamıştı. Başlamadan neden böyle bir şey yaptılar? Türkiye'de kullanıma açıldı. Teşekkürler koca nokta 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 Google. İrem Cecan. Bayağı ciddi bir ablamız herhalde. Why we cannot using it? Answer us demiş. Sinirlenmiş. Türkçe film bile var. Güzel. Arkadaşlar kiralayın alın ama emek var burada. Lütfen korsana hayır deyin. Vay be Franco. Baya duyarlı bir vatandaşımızmışsın. Kullanılsın artık ama Google'a güveniyorum. Seçkin Balcı. Bende açıldı General Mobile. Yabancı filmlerin hiçbirinde ses dili seçeneği yok. Yakın zamanda bu desteği bekliyoruz. Melik Çelik demiş. Her neyse, ilk girişi beraber yapalım. Şuradan hemen programıma giriyorum. Google Play Filmler. En son çıkanları tüm cihazlarınızda izleyin. Filmleri satın alın veya kiralayın. Ve TV, akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarınızı da izleyin demiş Google Efendi. Başla diyoruz. Şimdi izle seçeneği çıktı. Hemen, hemen mi izlesem? Google Play tarafından önerilenler galiba. En çok satanlar, yeni çıkanlar, tümü, stüdyolar. Stüdyolar neymiş çok merak ettim. Atıyorum Disney'in filmleri, Lionsgate filmleri, Sony filmleri vesaire vesaire. Tamam. Stüdyolara has filmleri de sıralamış. Türlere göre var. Aile, aksiyon, macera. Aileyi her zaman başa koymayı ihmal etmiyorlar her yerde. Aksiyon ve macera, animasyon, belgesel, drama, komedi. İfadeler güzelmiş. Filmler genelde 4 liradan başlıyor. Satın almak gerek galiba. Hop, komedi. Hop. Kiralaması 2,99, satın alması 13 lira. Kiraladığımız zaman ne kadar süreyle indirebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Onu da merak ediyorum. Her neyse başlayın, film satın al. En düşük 3,99. Kuzular Firar'da. İsimler Türkçe, düğün dernek. Bu zaten Türkçe, mucize. Baba filmi hemen ön plana çıkmış. Transformers 3, Ayın Karanlık Yüzü. Türk filmleri, düğün dernek. Fragman izleyebiliyor muyuz? HD de satın alabiliyorsun, SD de. İstek listem. Buraya istediğim filmi ekleyip geldiği zaman bildirim alabiliyorum. Yani açıklamalar İngilizce. Oyuncular ve ekip. Başlıklar sadece şey. Ses dili İngilizce. Altyazılar
Türkçe. Türkçe altyazılı. Galiba çoğu şeyde daha Türkçe dil desteği yok. İlk The Intern filmini koymuş başa mesela. Türkçe dil desteği var mı? Bakıyoruz. İngilizce, altyazılar Türkçe. Genelde filmlerin çoğu galiba altyazılı. Altyazılı olduğu için şunu fragmanını izleyebiliyorum. Kiralamak gayet ucuz da satın almak için yani dijital bir ortamda bana birazcık pahalı geldi fiyatlar. Yani ne bileyim Real, Carrefour gibi yerlere gittiğim zaman zaten orijinal CD'li halini 9 liraya bazen 7-8 liraya bulabiliyorum birçok filmin. Biraz ayıp etmişler. Kiralayalım bakalım. Heh, bu cihazda ve Chromecast'ta Chrome tarayıcıda, Roku'da ve Android cihazların çoğunda HD kalitesinde izleyin. Satın alınan HD kalitesindeki filmler diğer yerlerde SD olarak oynatılır. SD kirala. Web'de ve desteklenen cihazlarda standart tanımlı olarak izleyebiliyormuşuz. 3.99'da HD olarak kiralayabiliyoruz. Yani çok güzel bir pazarlama stratejisiyle 2.99 yazmışlar kiralaya. Tıklıyorsun. HD'sini izlemek istiyorsun. Sonuçta artık yani teknoloji çağının anasını ağlattık. Bayağı bir ilerledik. Hala kalkmış SD sürümü için şu kadar para, HD sürümü için bu kadar para istiyorlar. Bu da bana bayağı bir saçma geldi. Ses dili İngilizce. Yani Google Play filmlerde şu an gördüğüm kadarıyla zaten Türkçe kayıt alınmış filmler Türkçe. Onun dışındaki filmlerin Türkçe dil desteği tam anlamıyla yok. Zamanla gelecektir, eklenecektir. Şimdilik şöyle söyleyeyim. Şu açıdan güzel olmuş. Mesela saçma sapan uygulamalarla başka yerlerden film izlemeye çalışmanın ne kadar insanı yorduğunu biliyorum az çok. Hiç gerek yok. Direkt Google'un kendi entegre sistemiyle artık filmlerinizi izleyebilir, favori olarak ekleyebilir, her şeyi yapabilirsiniz. Şahsen şu an Google Play filmler kullanır mısın diye sorsanız, bilmiyorum pek kullanabileceğimi zannetmiyorum ama Türkçe dil desteği geldiği zaman ailem için bir ayarlama yapabilirim. Sonuçta HD TV'de rahat rahat filmlerini izleyebilecekler. Chromos sayesinde İnternet bağlantısı olmadığı zaman da indirdikleri filmleri izleyebilecekler. Bu açıdan iyi düşünülmüş. Şimdilik Türkçe dil desteği yok. Zamanla oluşacaktır. Mesela kiralama süresinden bahsedeyim. 30 gün içinde izlemeye başlayabilir ve sonra 48 saat süreyle izleyebilirsiniz. Zaten burada yazmış. 48 saat süreyle izleyebilmek iyi mi? Bence yeterli. Zaten bir filmi 2 senede bir tekrar edip izleyebiliyoruz. Şahsen ben öyleyim. Hani bir izlediğim filmi 2 sene sonra tekrar izliyorum. Yani 48 saat süren varsa abi 2 sene boyunca hani bu 48 saatten yararlanabileyim yani nedir? Birazcık abartmış olabilirim kusura bakmayın. 30 gün yeterli. Durum böyle. Recep İvedik 4 yani. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere Google Play filmleri anlatmaya çalıştım. Apple TV'den ne kadar başarılı? Bilmiyorum. Türkçe dil desteği de gelsin. Kapsamlı bir şekilde karşılaştırırız ama bence Apple TV'den daha başarılı olamayacak. Çünkü
Adamlar canlı canlı konser izletiyor ya Apple TV'de. Öyle de bir gerçek var.